Merhaba Birnet TV ailesi. Bugün konuğum 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Birnet Okulları öğrencisi olan ve YKS 2020'de Türkiye 891.'si olarak bize bu büyük gururu yaşatan sevgili öğrencimiz Hümeyra Gökmen. Hoş geldin Hümeyra. Hoş bulduk hocam. Seni görmek çok güzel, özlemişiz. Ben de sizi çok özlemişim hocam. Nasıl geçiyor pandemi süreci? Şu an için. Evet. Şu an Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimime devam ediyorum. Hazırlık okuyorum şu an. Şu anlara tatildeyiz. Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Bu şekilde. Zor oluyor mu Almanca öğrenmeye çalışmak? Ya başına geçince kolay. Kolay. Biraz da pandemi sürecinden dolayı 16 Mart itibariyle bu online eğitime de alıştığın için sanırım senin için çok zorlayıcı da olmuyor gibi. Peki kendinden biraz bahseder misin? Biz seni çok seviyoruz ve tanıyoruz ama izleyicilerimiz de seni tanısınlar. Tabii. Ben Meyra Gökmen. Binnet Okulları'ndan önce Balıkesir Şehit Turgut Solak Fen Lisesi'nde eğitime devam ediyordum. 11. sınıfta buradaki öğretmenlerimin kurmuş olduğu Karesi Dershanesi'ndeydim. 12. sınıfta da Binnet Okulları açıldı. Binnet Okulları'na geçtim. Bu şekilde. Evet, gerçekten çok büyük bir başarı. Burada sonuçları var, YKS sonuçları var. Ben de baktığımda gerçekten gurur duydum bir kez daha. Birinci bölüm TYT'de Türkçe 34 doğru 6 yanlış. Sosyal bilimler 17 doğru 3 yanlış. Matematik 39 doğru 1 yanlış. Fen bilimleri 20'de 20. İkinci bölüm AYT'de ise matematik 40'da 40, fizik 14'te 14, kimya 13'te 13, biyoloji 1 yanlış 12 sorudan. Gerçekten müthiş bir başarı. İnsanın gurur duymaması elde değil, şaşırmaması elde değil. Özellikle matematik konusunda toplumun kanayan yarası matematik olduğu için bir kez daha gurur duyuyor. Peki geçen yıl bu zamanlarda daha pandemi tabii ortaya çıkmamıştı. Nasıl bir çalışma stratejisi izliyordun? Geçen yıl bu zamanlarda 15 tatilde olduğumuzu hatırlıyordum. Hatta 15 tatilin ilk haftasına denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. 15 tatilin ilk haftasında eğitimimiz devam ediyordu. Okula gelmiştik yine. Ben soru çözmeye devam ettim evde. Okulda öğretmenlerim konu anlatırken ben soru çözdüm. Evde gidebildiğim kadar soru çözüyordum. 700 soru falan çözüyordum günde hatta. İkinci haftada AYT konularını baştan sona tekrar ettim. Çünkü ikinci dönem artık sadece deneme çözmek istiyordum. Bu şekilde. İkinci dönem sadece deneme, tamamıyla birinci dönem konuları bitirmeye yöneliktin. O zaman sen aslında 9. sınıftan itibaren bu işin bilincinde olan ve bu şekilde her yıl müfredat dahilinde çalışmalarını sürdüren, sorularını çözen bir öğrenciydin. Yani son yıla işi bırakmadın açıkçası, evet, değil mi? Evet hocam. Anladığım kadarıyla. Evet, doğrusu da o zaten. Peki bir günün nasıl geçiyordu? Hem karantina öncesinde hem karantina sonrasında. Yani nasıl bir çalışma sistemi yürütüyordun? Karantina öncesinde ben ne yazık ki öğretmenlerimin sözünü pek dinlemediğim için şu anlamda erken yat Hümeyra, erken yat Hümeyra. Ben onu beceremediğim için sabah erken kalkmam mümkün olmuyordu. Saat 9-10 geçe bizim okulumuz başlıyordu hocam, hatırlarsınız. Hı hı. Ben saat 8-40 geçe falan kalkıyordum. 8-50 geçe babamla evden çıkıyorduk. İşte yolda biraz deneme çözüyordum, konu çalışıyordum, sözel derslere bakıyordum özellikle. Sonra okula geliyordum. Okulda derslere aktif katılan bir öğrenciydim bence. Ama bir de tabii öğretmenlerime sormak lazım. Öğlen yemek yemiyordum. Zaman kaybı olduğunu düşünüyordum. Ama çünkü arabada bile çalışıyorum deyince gerçekten bir zaman kaybı olacağını düşünürsün sen. Tahmin ediyorum. Evet hocam. İşte öğlen yemek yemiyordum ama yani şu an tekrar sınava girsem bunu kesinlikle yapmam. Saçmalıkmış. Son iki saat soru çözümümüz oluyordu. Burada da eksik konularımı tamamlıyordum. Öğretmenlerimden yardım alıyordum. Soru çözüyordum. Sorularımı çözdürüyordum. Yolda yine babamla dönüyorduk. Babamın başını ağrıtıyordum yolda. Boş yapıyorduk genelde. Ya da günümü anlatıyordum. Eve gelince bir daha anlatıyordum bu sefer anneme. Babam iki kere dinliyordu. Yemekten sonra da ders çalışmaya başlıyordum tekrar. Ders çalışırken hocam 1,5 saat çalışayım işte şu kadar mola vereyim şeklinde değil de yani yorulunca kalkıyordum yerimden eğer deneme çözmüyorsam. Zaten bir gün öncesinden yarın şunu şunu yapayım bunu yapayım şeklinde ayarlıyordum kendimi. Yani bu şekildeydi. Plan programını her zaman aslında heybende tutuyordun yani. Plan Aynen. programı vardı. Yarın şunları yapacağım, şu kadar soru çözeceğim, şu soruların, şu konuların üzerine eğileceğim diye. Ama tabii ki yemeğimizi aksatmıyoruz. Bunun haricinde sistem aynı şekilde ilerliyor. Peki, aslında bu maratona başlarken bu dereceyi yapmak
hedefin miydi? Böyle can alıcı bir soru sorayım sana. Bakalım ne diyeceksin? Bu soru üzerine çok düşündüm, sonra bir cevap buldum. 9. sınıftayken 4 yıl sonraki kendimize diye mektup yazmıştık arkadaşlarımla. Sonra onu gömmüştük. Orada şu yazıyor: hedef Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Wow. Ve şu an hedeflediğim yerdeyim. Aslında bir mühendislik istediğim zaman oldu, koç tıp istediğim zaman oldu. Ama yani yine başladığım, hedeflediğim yerdeyim. Çok güzel. Ve yazıp gömdünüz. Evet. Gerçek olmuş gibi sanki, değil mi? İnanılır gibi değil. İnsan gerçekten bir şeyi çok isteyince, yani uçmak isteyince kanadı çok oluyor gerçekten. Çok güzel. Peki ben seni hep şöyle tanıyorum. Biz seninle biraz geç tanıştık ama böyle merdivenleri ikişer ikişer çıkan, motivasyonu her zaman yüksek olan, hocam çözeceğiz, hocam halledeceğiz, ben onu da yapacağım hocam. Evet Hümeyra, sen onu da yaparsın. Öğretmenlerin söylediği de şu, az önce konuştuk öğretmenlerinle de. Diyorlar ki yani Hümeyra şöyle gelirdi. Diyelim ki fizikten bir soruyu yapmış, anlamış da ama hocam ben bu teknikle yaptım, doğru mu? Bundan sonrakileri de aynı mantıkla yapabilir miyim? Yani sorunun çözüm mantığını bizden isterdi diye anlatıyor. Onlar da seni çok özlemişler. Belki görecekler programdan sonra. Baktığımız zaman yani sen o zaman her şeyin bilincindesin. Ve bu maratona çıktığında motivasyonunda arada düşüşler de yaşansa, yükselişler de yaşansa aslında biraz bunu her zaman sağlıyorsun yani. Kendinde bu gücü buluyorsun. Ama bunu nasıl buluyorsun? Önemli olan bu. Yani kendinde bu motivasyonu, bu gücü nasıl buldun? Hocam sizin görmediğiniz zamanlar da olmuş. Özellikle TET denemeleri sonucunda benim motivasyonum aşırı derecede düştüğü zamanlar oluyordu. Yani bazen geliyor 20 yanlış, bazen 3-4 yanlış. 3-4 yanlış güzel, güllene ilene devam ediyorum ama 20 yanlış gelince yani insanın motivasyonu düşüyor açıkçası. Annem diyordu hep hani full çeksen bu sefer de çalışasın gelmez ama 20 yanlış çıkınca da insanın çalışası gelmiyor. Yani bu tarz motivasyonum düşüyor da elbette. Öğretmenlerim ve ailem, annemle babam özellikle bu konuda çok büyük destekçim de. Yani ne zaman böyle öğretmenlerim her zaman hep yaparsın demiyorlar da tam böyle burnum sürtülecekken onlar o zaman kaldırıyordu. Ailem daha çok yanımdaydı ama öğretmenlerim de kesinlikle hep yanımdaydılar. Peki her zaman yanınızda olmalıyız zaten ve öyle de olduğumuzu senden duymak da güzel. Şöyle sormak lazım. Yani BİNET'e başlamadan önce denemelerindeki netlerin nasıldı? BİNET'e ve senenin sonuna doğru online eğitim de dahil olmak üzere nasıl artış gösterdi? Yani hep iniş çıkış mı yaşıyordun yoksa düşüşteyken yükselişe doğru mu gittin? Bu dengeyi nasıl kurdun, nasıl sağladın? TYT için sürekli değişiyordu söylediğim gibi ama yine hani BİNET'e başlamadan önce Türkçe'de benim yılın başında 2018 TYT'yi çözdüm. 15 tane Türkçe yanlışım çıktı. Hı hı. Yani 15 yanlışla hiçbir yere yerleşemiyordum, istediğim hiçbir yere. Matematiklerin 2 yanlışım çıktı, diğerlerini tam olarak hatırlayamıyorum hocam. Ama yani şu an sınavda 6 yanlışım çıkmış. Demek ki BİNET bana bir şeyler katmış kesinlikle. Yine aynı şekilde bazı ezber konular kalmıştı bende. Bitki, organik kimya, modern fizik gibi. Tabii 4-4'lük değildim ama diğer konularda da biraz fikir yürütebiliyordum sene başında. BİNET'te konuları öğrendikten sonra da 75 netin üstüne çıktım AYT'de. Çok genelde gerçekten zaten gördüğün zaman imrenilmesi. Matematik toplumun kanayan yarası olduğu için baktıkça daha çok imreniyorum ve gurur duyuyorum seninle. Bütün dersler öyle zaten keza. Harika. Peki burada derslere çalışırken bir gününü anlattın ama sosyal medya biliyorsun artık bizim günümüzde çok fazla popüler ve rövaçta. Sosyal medyasız yapamıyorlar. Sen sosyal medyayla nasıl aranı sıcak mı tutuyordun, kapattın mı ya da hiç açmadın mı? Nasıldı o süreç? Ben lisedeyken hiç sosyal medya kullanmadım. Instagram, Twitter'dır. Yani onları hiç kullanmadım ama YouTube'da zaman kaybediyordum 9-10-11'de. 11. sınıfın sonuna doğru dedim yani bu böyle olmaz, gerek yok yani. Sonra 12. sınıfa geçerken bu kızaklı telefonlardan istedim ailemden. Sonra kızaklı telefonlara döndüm. Onun şarjı da bitiyordu. Çok fazla elime almadığım için de şarja takmayı falan unutuyordum. O da kalıyordu evde zaten. Ama ikinci dönem şöyle bir şey oldu. Yani tamamen sanal dünyaya taşındık ve ya öğretmenlerimle iletişim kuracağım. Soru atmam gerekiyor, onlarla konuşmam gerekiyor. Mecburen akıllı bir cihaza ihtiyacım var. Bu zamanda anneme ortakçı oldum.
Aslında kendi telefonum bir kenardaydı ama onu açmamayı tercih ettim. Çünkü ne zaman annemin telefonunu elime alsam annem bana bakıyordu bu şekilde. Aslında doğal ve ebeveyn denetimi olarak görüyordum annemi. O yüzden ona ortakçı olmaya devam ettim bir yıl boyunca. Annemin telefonunu kullandı ama tabii online süreçte mutlaka soru atman için ya da iletişim kurman için, bizim size ilettiklerimizi öğrenebilmen için zaten bir akıllı cihazın olması gerekiyordu. Yani aslında öğrenciler kendilerine bir yıl, son bir yılda olsa bazı şeylerden bence de soyutlamalılar. Bazen bir yılı hiç yaşanmamış kabul etmeliler. Çünkü bir yılın sonunda belki onun meyvesini çok daha fazlasıyla alacaklar. Öyle değil mi? Yani evet, bir yıl bunu yaptın ama şimdi gene sosyal medyada var mısın? Aktif misin? Durum nedir peki? Kullanıyor musun? Şu an hala yani kullanan kullanır ama benim kendi fikrimce ben zaman kaybı olarak görüyorum. Onun yerine zaman daha verimli şeylere yöneltmeyi düşünüyorum. Çünkü şu an beynimin en açık olduğu dönem bence. Yani öğrenime en aç olduğum dönem. O yüzden farklı şeylere yöneliyorum hocam. Doğru diyorsun. Peki çalışırken nelere dikkat etmeli öğrenciler? Yani sen şimdi bu bayrağı devredeceksin bu arkadaşlarına. Nasıl çalışmalılar? Ya şunu şunu yapın diyemem. Zaten yani ben bir kere girdim, bir kere hazırlandım sınava. Ama eğer bu sene tekrar çalışıyor olsam sınava, şunu yapardım dersem sanırım daha etkili olur. Daha fazla TYT denemesi çözerdim. Ben sene başında çok fazla TYT soru bankasıyla oyalandım. Onu kesinlikle yapmazdım. Çünkü ben piyasada bu kadar çok kaynak olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Çözdükçe biter zannediyordum ama bitmiyor gerçekten. TYT'ye direkt denemelerle başlardım. Ve AYT için de konu çalışırdım. Yine aynı şekilde AYT için pişmanlığım yok. AYT için konu çalışırdım. MEP kitaplarını okurdum yine. Şöyle olmuyor mu? Ben bunu sana sormak istiyorum. Diyelim ki işte 12. sınıfa başladın. TYT denemeleri çözülüyor. TYT denemeleri bütün 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredatını kapsadığı için daha da 12. sınıf konularından görmediğiniz için bir demoralize oluyorsunuz sonuçlar açıklandığında. Sanki bu TYT denemelerini hani ikinci dönem sonrasında çözmek ya da AYT de aynı şekilde daha mantıklı olmuyor mu? Yoksa bir öğrenci gözüyle TYT ve AYT işte neler çıkabileceğini, ÖSYM'nin neler sorabileceğini ya da bilmediklerini öğrenme noktasında bir avantaj sağlıyor mu? Yani benim sene başında zaten 9-10'dan itibaren çalıştığım için oralara dair eksiğim yoktu. Hı hı. O yüzden söyledim hocam. O yüzden hocam. Değil mi? Yani evet. Eksiği olanlar için bir demoralize oluyorlar çünkü bunu gözlemliyorum. Çünkü TYT de AYT de 12. sınıf konularını da kapsıyor. Dolayısıyla daha 12. sınıf öğrencileri hemen TYT AYT denemelerine girdiklerinde moralleri, motivasyonları düşüyor. Ama senin söylediğin gibi temelde zaten 9, 10, 11'de aynı sistematik bir şekilde çalışıyorsa problem yaşamıyor söylediğin gibi. Evet. Ama tabii denemeler burada önem arz ediyor. O konuda da haklısın. Neyi öneriyoruz? 9, 10 ve 11. sınıflarda düzenli bir şekilde çalışmayı, asla son yıla bırakmamayı. Son yıla bıraktığınız zaman çünkü hayatınızı hiç yaşanmamış son yılda kabul etmeniz gerekiyor başarılı olabilmek için. Ama 9, 10, 11 ve 12'de biraz daha sosyal hayata da adapte olarak ilerleyebiliyorsunuz. Evet, özellikle 11. sınıfta hocam AYT konuları başlıyor. Yani 11. sınıfta TYT gibi bir şeyle zaman kaybetmektense yani 11. sınıfta 11. sınıf konuları halledilmeli ki 12. sınıfta bir bakınca hatırlayıp hızlıca geçilebilsin. Doğru, haklısın. Peki, sen dedin ki az önce 700 tane soru çözüyordum günde. Evet. Şimdi diyorlar ki bazıları çok soru çözmek önemli. Ben de diyorum ki nitelikli soru çözmek önemli. Yani konuya hakimsen soruyu çözmen önemli. Evet, ama o konuya hakim değilsen o konudan 500 soru çözsen bile ne olur? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sence yani günde 700 soru çözüyorsun ama sen o konuya hakim olduğun için. Yani fikrin nedir? Yani ben zevk alıyordum, o yüzden çözüyordum aslında biraz. Onu benim hobim gibi düşünelim bunun içinde. Ama tabii ki yani yapabildiğin, kolayca yapabildiğin senin seviyenin altındaki 100 soru çözmektense yapamadığın, zorlandığın, fikir yürütebildiğin 10 soru çözmek daha iyi. Evet, hocam. Tabii. Katılıyorum size. Ama tabii bir noktadan sonra arttırılabilir ama 700 de çokmuş. 1000 soru çözenler de var. Sen 700 çözüyormuşsun ama nitelikli soru çözmek biraz daha sanki avantaj sağlar gibi, çok soru çözmekten daha fazla. Ama konuyu oturttuktan sonra, şekillendirdikten sonra, kafanda hakim olduktan sonra senin dediğin gibi 700 de olabilir, 1000 de olabilir. Bu da ayrı bir hız gerektiriyor. Ayrı bir gününü ona ayırmaya gerektiriyor gerçekten. Bu konuda da seni tebrik ederim. O arada cımbız da ona aldım o 700. Hocam o 700 tam soru. 700 değil aslında. Daha fazlası var da sormanızı sen bekliyorum. Sen ortalama mı? Evet. Kaç soru çözüyordun?
Maksimum mu? Evet. Bir gün yaptım bunu 1081. 1081. Not tuttun mu onu? Tarihi var mı? Şu gün 1081 soru çözdüm. Yok ama Sibel hocama atmıştım ve bunun da yani hani öyle kolay konularda hani fizik bilimine giriş gibi konular değil de 200 küsür sorusu apotemi türevdi yani. Peki 1081. Ve boş bırakmadan çözmüştüm. Peki 1081'de kaç doğrun çıktı? Yani hocam söylediğim gibi apotemi türevde boş bırakmadan çözmüştüm yani. O kitabın yarısı o gün bitmişti. O kitabın yarısını bitirdim. İkinciye çözüyordum ama onu. Evet. Gerçekten görüyoruz örneğini. Peki hız önemli mi bu anlamda? Hız tabii ki önemli hocam. Çünkü sınavda da bir hız söz konusu. Yani sınavda bir zaman var, ona göre yarışıyoruz. O olursa yani. Yoksa TYT sorularını verelim, herkes çözüp getirir ertesi gün bize, değil mi? Tabii. Yani hız önemli. O yüzden özellikle TYT çözerken bir süre sonra AYT'de de kronometreyle çalışmaya başlamıştım yani. Evet evet. Hız tabii ki çok çok önemli. Özellikle kronometreyle çalışmak burada gerçekten anahtar kelime. Peki en çok zorlandığın sınava çalışırken konu neydi? Aslında bunu çok düşündüm ama sanırım olasılık da hocam. Zor konu yok da böyle bizim çalışma stilini geç bulduğumuz konu var. Mesela biyoloji için yazarak çalışıyordum. O tamam öyle hallediliyordu. İşte matematik için soru çözerek, meğer olasılık için de soru tiplerini öğrenilerek çalışılıyormuş. Bunu geç öğrendiğim için zorlandım bu konuda. Aslında onda hiç zorlanmazsa. Şimdi ben sözelci olarak biliyorum ya, benim en iyi yaptığım konu yani permütasyon kombinasyon olasılıkta. Hiç zorlanacağım bir konu olmamalı yani aslında o. Ama mantığı oturtturmak önemli orada. O konuda haklısın, yaparsın onu da yapmışsındır zaten. Hiç şüphem evet, yok hocam. O konuda değil mi? Sınavda yaptın. Evet hocam. Evet, bir sıkıntı yaşamadın. Evet. Peki pandemi öncesi ve sonrasında Binnet okulları sana ne kattı desem? Böyle bana bir cümleyle anlatabilir misin? Bir cümle çok kısa olur yani. Gerçekten yaptıklarını anlatmak için hocam. Anlatabilirsin tabii ki ama en kısa bir cümleyle olabilir. onların hani tüm okullar aslında şu an bir şeyler öğretiyorlar, konuları öğretiyorlar. Ben tamamen rehberlik ve psikolojik açıdan yaklaşırsam olaya. Bir gün hocam TET'de 20 yanlışımın üstünde çıktığını ama bu çıktığı zaman da ben tamam falan diye dolanıyorum ortalıkta. Sonra böyle olunca tabii benim aşırı moralim bozuldu. Eve gittim kontrol ettim. 20'nin üstünde yanlışım çıkınca nerede yanlışım çıktı ona bile bakmadım. Annemler teselli ediyorlar ama yani ben bu sefer gerçekten raydan çıktım yani. Gören bunu söyler. Ertesi gün okula geldim. Hala ağlamaya devam ediyorum. Sonra Hale Hoca'nın yanına uğrayayım dedim. Yılların rehber öğretmeni. Onunla konuşurken şöyle bir cümle kurmuşum. Önce matematiği aradan çıkarayım da demişim. Sonra ailece birden durdu. Dedi ki sen sınava fulleyim diye falan mı girdin dedi. Yani hiç yanlışım çıkmasın diye mi girdin dedi. Dedim hocam nereden anladınız? Yani bir cümleden onu anlamış. Ve ben bu sınav olmadan, bu Türkiye geneli bir sınavda, bir iki hafta önceden itibaren anneme anne şu sınav olsun da hiç yanlışım çıkmayacak diye evde her gün böyleyim. Ve bu şekilde yani uzmanlıklarını anlatmaya bence bu hikaye yeter yani. Tabii tabii o ayrı bir konu. Öğrencinin psikolojisini anlamak, ona yol gösterici olmak bu anlamda çok çok önemli. Söyleyebilirsin, anlatabilirsin daha biz. Yani ben açıkçası bunu başka bir yerde de söylemiştim. Yani YKS'yi bir okyanus olarak düşünür, kendimizi de bir gemi olarak düşünürsek yani tamamen rotasız, etrafımızda hiçbir şey yok. Bir de pandemi geldi yani rüzgar çıktı savrulup duruyoruz. Yanımızda ama böyle bu yollardan defalarca kez geçmiş uzman kaptanlar var. Yani bu uzman kaptanlar da bizi başarıya getiriyor gerçekten. Yani Binnet'in bana kattığı bu diyebilirim. Zaten 12. sınıfta yaptığım her şey için pişman oluyordum. İşte saat gece 12 olmuş. Bir saat önce kahve içmişim, uykum gelmiyor. Saat 3'e kadar çalışsam ertesi gün geç kalkıyorum. Üf, sabah erken kalkıp çalışabilirdim diyorum, pişman oluyorum. Sonra saat 12'de yatıyorum, saat 6'da kalkıyorum tekrar çalışmaya devam ediyorum. Diyorum ki gece de çalışabilirdim, yine pişman oluyorum. Yani bir yol ayrım var, sağdan gitsen de pişman oluyorsun, soldan gitsen de pişman oluyorsun. O yüzden öğretmenlerin sana bir şey yönlendirdiği zaman o zaman pişman olmuyorsun. Çünkü onlar arkandalar, onlar bu yoldan defalarca kez geçmişler. Bu şekilde. Tabii yani öğretmenliğin amacı bu aslında. Sahnedeki bilge değil, kenardaki rehber olmak, sana yol gösterebilmek. Tabii uzman, yıllarca senin söylediğin gibi bu işi yapan insanlarla bu yolda yürümek de ayrı bir avantaj teşkil ediyor. Güzel örnekler verdin. Bu anlamda gerçekten hem
psikolojik anlamda hem fiziksel anlamda olabildiğince diyorum ya, ben seni mesela hiç motivasyon düşük görmedim. Belki evet bu bana yansımadı ama ben seni hep enerjik, sorularını soran, bunu da yapacağım hocam hiç merak etmeyin diyen, hep öyle hatırlıyorum. Yüzündeki gülümsemesiyle hiç motivasyon düştüğünü görmemiştim. Tabii olur elbette ama bana yansıyan öyle değildi. Bu anlamda da işte ne kadar psikolojinin yüksek tutulduğunda görebiliyoruz. Hem akademik anlamda hem psikolojik anlamda. Peki sınava girdin. O gün geldi. Önemli gün. Pandemi süreciyle sınav olacağı söylendi. Sen de sınav günü geldi. Sınava girdiğin an İşte karşına bir soru çıktı. Yapabildin mi? Nasıl çözdün? O sınava nasıl geçti? Neler yaşadın, ondan bahseder misin? Hocam sizce sınava girene kadar? Sınava girdikten sonra her şey bitiyor. Yerinize oturuyorsunuz, kitapçık önünüze geliyor, kağıdı açıyorsunuz. Stres bitti yani tamamen bende. Çünkü yani ortada bir emek var. Yani sınavdan önce stres olması çok normal, kaygı olması çok normal. Yani bunlar çok aşırı normal şeyler aslında. Emek veriyoruz saatlerimizi, hatta yani 9. sınıftan beri tamam bu tempoda çalışmasam bile yıllarımı verdiğim bir sınav bakınca. Yani gerçekten stres olması normal ama bu aynı zamanda bir stres yönetimi sınavı olduğu için yani onu, o emeği onunla mahvetmek istemediğimden dolayı stresi bir kenara koyup tamamen sınavda sorulara odaklandım. Bir de şöyle bir şey yaşanıyor ya, o gerçekten öğrenciyi demoralize edebiliyor. Açtın diyelim ki ilk olarak işte Türkçe'de bir soruya baktın ya da matematikten çözmeye başlıyorsun. Ya çok zor bir soru geliyor, yapamıyorsun. Böyle bir şeyle karşılaşırlarsa ne önerirsin? Mesela seninle böyle bir şey yaşadın mı? Ben böyle bir şey yaşamadım ama yani yaşayabilirdim. Direkt geçerim o soru yani. Ne olacak ki, bir tane boşum kalsın, 10 tane boşum kalsın. Yapabileceklerimi de yapamam yoksa. Evet, doğru diyorsun. İşte mantıklı olmak, zeki olmak, akıllı olmak. Estağfurullah hocam. Böyle bir şey. Peki sonucu öğrendikten sonra ne hissettin? Yani mutlu oldum. Evet, mutlu oldum hocam. Verdiğim emeğin karşılığını aldığım için sevindim. Yani tabii kimlere yerleşir belli olmadı bu yıl. Biraz farklı bir şey sistemdi. Çok yani önde beklenen sonuçlar biraz geride geldi. Hı hı. Biraz yığılma oldu. Ama yine de mutlu oldum hocam. Evet, çünkü hedefine ulaştın. Gömdüğün, toprağa gömdüğün hedef, hayal gerçek oldu. Tıp fakültesini kazandın. Peki çok erken ama herhangi böyle bir alan seçmeyi düşünüyor musun? Hani hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsun? Yok hocam. Yok mu daha? Daha fikir oluşmadı. Peki bayrağı devrettiğin arkadaşlarına neler söylemek istersin? Sınava dair taktik vermek istesen bu ne olur? Neler söylemek istersin? Hocam. Çok fazla çalışmalarına gerek yok yani. Öğlen yemeğinizi yemeyecek kadar çalışmanıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bu sınav ve çalıştıktan sonra herkesin hallettiği bir sınav. Çok abartmaya gerek yok. Çok stres yapmaya gerek yok. Ve TYT sonuçlarınızı asla kafanıza takmayın. Yani sınava yakında 20 yanlışınız çıkabilir ama bu sizin sınavda 20 yanlış yapacağınız anlamına gelmiyor kesinlikle. Yani ben bunları söyleyebilirim hocam. Doğru söylüyorsun. Yani eminim 9. sınıftaki arkadaşım da izliyordur belki. Yani ben liseye geldim artık yattım havasında olmamalı bence. En azından dersi dinlesin yani, eve gidince bir tekrar yapsın, bu kadarı yeterli. Ki 12. sınıfa geldiğinde baktığında hatırlasın, daha kolay anlasın konuları. Peki bazı noktalarda yetenek, evet mesela matematiğe, sayısala yeteneğin olması, evet doğru, önemli. Ama çalışmak mı yoksa doğuştan gelen bir yetenek mi baskın? Ne dersin bu konuda? Ya tabii ki çalışmak hocam. Tabii ki çalışmak. Yani çalışmadan zeki insanlar da bir şey yapamaz ki. Tabii ki. Yani yazmayan, not almayan, evet, kafasından çözmeye çalışan. Mesela öyle zeki öğrenciler oluyor ki kafadan çözüyor, soruyor. Ama evet, yazmadığı için, öğretmenin söylediklerini not almadığı için söz uçar yazı kalır demişler. Uçup gidiyor, hatırlamıyor evet, bir daha döndüğünde. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Kesinlikle. Her zaman çok hocam. Çalışmak. Ve yani bizim öğretmenlerimiz gerçekten çok iyi bir kadro. Ben onların 11. sınıfta da benim dersime girdi hepsi. Yazdırdıklarının hepsini hatırlamama rağmen 12. sınıfta tekrar not tuttum yazdırdıklarını. Çünkü yani bir şey kaçmış olabilir yani, o kadar dolu dolu bilgi veriyorlar ki bize. Yani kesinlikle not tutulmalı. Mutlaka tutulmalı. Dersi bir kenardan izlemek bence doğru değil evet, yani. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Peki, eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Evet, var. Buradan üzerimde emeği geçen tüm öğretmenlerime, anneme ve babama çok teşekkür ederim. Onlar olmasaydı bu başarıyı yakalayamazdım. Bunu söylemek istiyorum hocam. Biz sana çok teşekkür ederiz. Tüm öğretmenler adına ben de burada teşekkür etmek isterim. Dediğim gibi geç tanışmış olmamıza rağmen
Seni tanımak çok güzeldi. Senin başarılarına gurur duymak çok çok daha güzeldi. Tekrar görmüş olmak bizi çok çok mutlu etti. Dediğimiz gibi başarı Türk gencinin hamurunda var. Başarı Bilnet'in hamurunda var aslında. Tek umudumuz gençlere inanmak. Onlardan biri Hümeyra. Hümeyra bugün gelerek, anlatarak, bilgilerini, öğrendiklerini paylaşarak bizi çok mutlu etti. Sizlere de bir önerimiz var gençler, değil mi Hümeyra? Asla pes etmeyin, evet. Asla vazgeçmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umutsuzluktan umut yaratmayı bilin ve başarı pes etmeyenlere, mücadele edenlere, hırsla, sabırla çalışanlara çok yakışır. Evet hocam ve şunu söylemek istiyorum. Sınavdan sonraki gün AYT'den çıktık. Pazartesi günü sanki her şey çok geçmişte kalmış gibiydi. Yani bir ay öncesinden bahsediyor gibiydim. Yani o kadar çabuk, yani unutuyorsunuz yani. Bu yolun sonu o kadar güzel ki yani sadece geride o sersemlik kalıyor yani. Çok hoş bir duygu gerçekten ve soruları cevaplarken çok zorlandım çünkü hatırlayamadım. Hı-hı. Ama aslında güzel bir şey bu yani o anki sancıları hissetmemem bence. Evet, gerçekten güzel bir duygu diyelim. Çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettin bugün konuğumuz olarak. Başarılarını övünüyoruz. Daha da iyi yerlerde olacağını, ülkemizi, aileni, bizleri en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyoruz. O günleri de göreceğiz inşallah. Çok mutlu olduk. Seni seviyoruz. Her zaman bekliyoruz. Sadece böyle programlar için değil. Her zaman gelebilirsin. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Söz hakkı verdiğiniz için. Ne demek, ne demek, ne demek. Bizim için gurur. Öğrenci profillerini incelediğimizde iyi ve başarılı dediğimiz öğrencilerin aile yapılarının, aile eğitiminin ve ailenin eğitime verdiği önemin akademik başarıda olumlu etkilerinin olduğunu görebiliyoruz. Bu sebeple Hümeyra'nın babası, değerli velimiz, saygıdeğer hocamız, veterinerlik fakültesi hocamız, doçent doktor Mukadderat Gökmen yanımızda. Hoş geldiniz Mukadderat Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim hocam. Peki aile olarak bu süreci nasıl açtınız? Evet, bu maratonun zorlu bir süreç olduğunu biliyorduk. Bunun bilincindeydik. Hümeyra çalışkan, disiplinli ve özellikle öz disiplini güçlü olan bir çocuktu. Ders çalışmayla ilgili herhangi bir problemimiz yoktu. Ancak bu süreçte zaman zaman bunalım, sıkıntı ve çıkmazlar oldu. Bu süreçte kendisine çalışırken gireceği ve sağlığı üzerinde oluşturacağı hasarın kendisini kazanacağı okulun adı ve elde edeceği derecenin bizim açımızdan herhangi bir önemi olmadığını vurguluyorduk. Bu çıkmazlarda, bu bunalımlarda Hümeyra ile ailece oturup konuşuyorduk, dertleşiyorduk. Ancak en önemli yaptığımız şey sürekli Hümeyra'yı dinliyorduk. Dinlemek, dinlemek. Tabii zaman zaman söylediği saçma sapan şeyler vardı. Biz bunları eleştirmiyorduk, yine dinliyorduk. Dolayısıyla bu süreçte dinleyin çocuklarınızı. Hep dinlediniz. Evet. Dinlemek önemli burada. Tabii ki dinlemek, anlamak. Peki, Hümeyra'nın işte motivasyonu düşüyordu bazı durumlarda. Siz nasıl bu özellikle pandemi sürecine ona destek oldunuz? Hümeyra'nın motivasyonu düştüğü zamanlar, özellikle denemelerdeki yanlış sayısının fazla çıktığı zamanlarda böyle problemle karşılaştık. Bu dönemde de yine kendisiyle yarışması gerektiğini söyledik. Bu yolun dümdüz bir yol olmadığını, yani hayatında, sınav sürecinde dümdüz bir yol olmadığını, bu yolda, bu süreçte virajlar olduğunu, iniş çıkışlar olduğunu, dolayısıyla buna hazırlıklı olması gerektiğini hep telkin ettik. Ama bunu kızarak, sinirlenerek, yani onu üzerek değil, hep onun gönlünü alarak bunları anlattık. Kolay olmadı bu anlattıklarımı da başarırken. Evet, doğru diyorsunuz. Hayatta ne kolay ki zaten. Hep evet. Emek gerekiyor. Sevgi için, başarı için, her şey için emek gerekiyor. Gerçekten mutlaka. Öyle. Peki sonuçlar açıktan tabii ki büyük bir gurur yaşadık. Bilnet okulları bu anlamda bir fark yarattı mı? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Bilnet okulları çalışkan, araştıran ve sorgulayan her öğrenci için ulaşılabilen bir kadroya sahip. Başta Erdoğan hocam olmak üzere deneyimli, tecrübeli, disiplinli bir kadro var. Dolayısıyla bu kadroyla yola çıkmak bizim için bir avantajdı. Bunun da bilincindeydik.
Dolayısıyla biz bu takımı, bu bilinçli takımı, bu deneyimli takımı avantaja çevirdik. Pandemi süreci de gerçekten bizim için belki bu deneyimli kaptanlarla bu fırtınalı denizde yol alırken çok büyük bir kılavuz oldular. Evet. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bizler de size teşekkür ederiz hocalarımızın adına. Peki siz sonuçlar açıklandığında neler hissettiniz? Şöyle kısaca sizden alsak. Buruk bir sevinçti. Şu anlamda belki bazı veliler için bunu söylemek, benim bu söylediğimi yanlış anlaşılabilir. Hümeyra gerçekten 9. sınıftan itibaren disiplinli, özverili, gecesini gündüzüne katarak çalışan, hatta bazen artık yeter bırak bu çalışmayı dediğimiz zamanda bile bize bir vites fazla yükselterek aksiyonda hareket eden bir çocuktu. Ama yine de sonuçta mutluyuz. Daha güzel başarılar, yani daha güzel dereceler elde edebilirdi. Bazen yol kazaları diyebiliriz. Bu da başarının sonucunda elde eden bir yol kazasıydı. Tabii ÖSYM bazında evet. Söylüyorsunuz bunu. Daha güzel başarılar elde edebilir derken zaten memnunuz. Ama baktığımız zaman işte toplamda 5-6 yanlıştı aslında. Hani bu sürece gelmiş olmasından dolayı burada şunu kastediyorum hocam. Hümeyra özellikle sayısalcı öğrenciler veya öğrenci seçiminde limit, türev, integral gibi belirleyici konuların sınavda muvafık elde edilmesi ve Hümeyra bunu 11. sınıfta halletmişti zaten. Bizim için ve kızım için bir dezavantajdı. Ama sağlık daha önemli. Tabii, doğru diyorsunuz. Evet, haklısınız. Peki, BİNET'te okuyan öğrencilerimizin velilerine, sizin gibi olan velilere bayrağı devrettiğiniz öğrenci ve velilere neler söylemek istersiniz? Vallahi sayın velilerimiz derim diyeceğim bu. BİNET çocuklarınızın durumunda sizlere gerçekleri söyleyen, gerçekleri paylaşan bir kadroya sahip. Lütfen bu kadronun sizin çocuklarınıza çizdiği ve sizlere önerdiği rotaya sahip çıkarsanız, bu rotada devam ederseniz sonuç başarıdır ve mükemmeliyettir. Evet. Eklemek istediklerinizi, söylemek istedikleriniz varsa alalım. Şimdiden 2020-2021'de ve bu pandemi sürecinde sınava hazırlanan gençlere bu zorlu süreçte şimdiden başarılar diliyorum. Velilere şahsım adına bir önerim var. Gerçekten pandemi ile birlikte bu sınav süreci, iki zor süreç birlikte seyrediyor. Daha sabırlı, çocuklarını sevecen, sürekli iletişim içinde olan bir durumda yönetmelerini istiyorum. Eleştirmeden onlarla iletişim kurmayı. Çünkü eleştiri hiçbir zaman sonuca götürmüyor. Sevgiyle kucaklamalarını istiyorum. En önemlisi bir şey var. Biz her şeyi verdiğimizi düşündüğümüz, ancak çocuklarımızdan esirgediğimiz bir şey var. Sevgi ve kucaklaşma. Dolayısıyla lütfen sevgi, sevgi, sevgi. Doğru. Her şeyin başı sevgi, ilgi. Evet. Doğru, haklısınız. Peki, çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Çok yoğun, sizler de dersler veriyorsunuz üniversitede. Evde 3 tane öğrenci var. Evet. Onlar da dersler alıyorlar. Bu süreç çok yoğun, farkındayım. Bizi kırmadınız, geldiniz. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi kıymetli bizimle paylaştınız. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir fırsat verdiğiniz için. BİNET okulları kadrosuna tekrar teşekkür ediyorum. Daha önlerinde tabii nice öğrenciye gelecek, nice yıllar var. Başarıların devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben de değerli yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin nezdinde bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Saygılar efendim. Evet. Başarmak Türk gencinin hamurunda var dedik. Başarı BİNET'in hamurunda var dedik. Bugün çok değerli öğrencimiz Hümeyra Gökmen ve sevgili babası Doçent Doktor Mukadderat Gökmen bizimle beraberdi. Çok mutlu olduk, gururlandık onları tekrar gördüğümüz için. Evet, her zaman söylediğimiz gibi tek umudumuz gençlere inanmak. Asla pes etmeyin, başta da söyledik. Asla vazgeçmeyin, asla teslim olmayın. Daima mücadele edin, olumsuzluğa kapılmayın.
krizi fırsata çevirin, tıpkı sizin yaptığınız gibi. Hayatınızın geri kalanını bir şampiyon olarak geçirmek bundan sonrası için sizin elinizde. Hangi topraktan çıktığınız, hangi toprağa bastığınız, hangi toprakta yürüdüğünüz ve nereye yürüdüğünüzü keşfederek öğrenmek. Unutmayın, uçmak isteyenin kanadı çoktur. Kendi hayatınızın emekçisi olun. Ama her şeyden önce babamızın söylediği gibi sevgi. Sevgi çok önemli. Evet. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.